Doğu Akdeniz ve Libya'da işler gitgide kızışıyor. Aslında kızışmasının tek sebebi Türkiye. Çünkü haklının yanında duran, diğerlerine karşı çıkan tek ülke Türkiye. Bu ülkeler Türkiye'nin fişini çekmekte kararlı. 5 ülke birleşti, üstümüze doğru geliyor. Peki Türkiye bundan kaçar mı? Türkiye son dönemde hem Libya hem de Doğu Akdeniz'de ciddi anlamda etkisini arttırdı. Libya'da Hafter'i destekleyen Fransa ise kaybeden tarafta. Türkiye, 2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle iç savaşı sürüklenen Libya'da, Birleşmiş Milletler'in de meşru hükümet olarak tanıdığı Faize Serraç liderliğindeki Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekliyor. Fransa ise Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Rusya gibi ülkelerle General Halife Hafter'e bağlı, kendisini Libya Ulusal Ordusu olarak adlandıran güçleri destekliyor. Türkiye'nin desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin son haftalarda Hafter güçlerini geri püskürterek önemli kazanımlar elde etmeleri askeri dengelerde değişime yol açtı. Libya'da Türkiye'nin devreye girmesiyle güç mücadelesindeki askeri dengeler değişirken Fransa ve Yunanistan'ın tepkisi sertleşiyor. Avrupa Birliği'nden Ankara'ya silah ambargosuna uyum çağrısı geliyor. İsrail ile Türkiye arasındaki normalleşmeye dönük adımlarsa, kimi uzmanların Doğu Akdeniz'de kartlar yeniden dağıtılıyor yorumlarını beraberinde getiriyor. Akdeniz'deki güç aktörleri askeri ve diplomatik hamlelerini sürdürürken, pazarlıkların yoğunlaştığı bir dönemde hafta başında yapılan bir açıklama gerilimi daha da tırmandırdı. Fransa, Yunanistan, Güney Kıbrıs, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri yayımladıkları ortak bildiriyle Türkiye'yi bölgedeki enerji arama çalışmaları ve askeri faaliyetlerinden ötürü uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladılar. Türk Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy ise suçlamaları reddederek bu 5 ülkeyi şer ittifakı olarak nitelendirdi. Fransa'yı da bu ittifakın hamiliğine soyunmakla eleştirdi. Fransa oyun yapıcı değil, oyun bozucu bir ülke konumunda. Her yerde Avrupa Birliği adına hareket ediyormuş gibi gözüken ama aslında kendi adına hareket eden, aynı zamanda varlık gösteremeyen Avrupa Birliği'nin şımarık çocuğu gibi. Avrupa Birliği içinde de Fransa'nın bu politikasının çok da başarılı olduğu düşünülmüyor. Libya, Avrupa'ya yakın bir noktada olması, zengin petrol ve doğalgaz rezervlerine sahip olması, kaçak göçmenlerin en çok kullandığı rota üstünde yer alması nedeniyle Avrupa'nın güvenliği açısından büyük önem taşıyor. İstikrarsızlığın tırmanması durumunda bölgeye terör gruplarının yerleşebileceği endişesi Avrupalı siyasetçileri kaygılandırıyor. Libya ve Doğu Akdeniz meselesini daha iyi anlamanız ve Türkiye'ye karşı birleşen Şer İttifakı'nın amacını öğrenmeniz için sizlere İbrahim Karagül'ün yazısından faydalanarak bazı bilgiler vereceğim. Bu arada daha fazla Doğu Akdeniz ve Libya videosu gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Birkaç haftadır Libya'da çok önemli gelişmeler oluyor. Türkiye etkisi Libya'da bütün hesapları bozdu. Sadece Libya'da mı? Akdeniz'in tamamında, Doğu Akdeniz'de, Batı Akdeniz'de, Ege'de, doğalgaz pazarlıkları ve projesinde. Libya'da olanlar, bütün Akdeniz'de olanların, olacakların bir özetidir. Libya'da kazanırsak, bütün Akdeniz'de kazanacağız. Libya'da karşımızda olanlar, bütün Akdeniz'de kaybedecek. Durum gerçekten de bu. Libya'da bölgesel bir hesaplaşma var. Bu hesaplaşma aslında coğrafyanın tamamında, her köşesinde. Yakında daha da yaygınlaşacak. Türkiye'nin ayak sesleri daha da duyulacak. Bundan sonra içerideki cephenin sesi zayıflarken coğrafya ölçekli bir güç inşası daha da kendini hissettirecek. Öyleyse Libya'da olanları, Libya'da Türkiye'nin karşısında oluşan ittifakı, Türkiye'nin verdiği mücadeleyi çok daha güçlü hissetmeliyiz. Türkiye 10 yıllarca içeride mücadele verdi. Sonra yıllarca sınırlarının sıfır noktasında mücadele verdi. İşte şimdi o mücadele, coğrafya mücadelesine döndü. Sınırlarımızın çok ötelerinde ortaklıklarla, dostluklarla bir coğrafya özgürlüğü ve onuruna döndü. Libya'da Türkiye'nin askeri desteği yerleştikçe, terör baronu Hafter ve arkasındaki ülkelerin hesapları bir bir suya düşüyor. Daha dün başkent Trablus'u almaya çalışanlar, şimdi sahip olduğu mevzileri koruyamaz hale geldiler. Türkiye'nin, özellikle SİHA'lar üstünden Hafter'in karargahlarını, ikmal konvoylarını, askeri üslerini, hava savunma sistemlerini imha etmeye başlaması, Akdeniz'de gücünü hissettirmesi, Libya'da büyük bir hesabı bozmak üzere. Kimlerin hesabını? Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, İran, Rusya ve tabii ki Fransa'nın.
nasıl bir araya geldiler? Mesela Libya'da Suudi Arabistan'la İran'ı aynı cepheye kim soktu? Ya da İsrail ile İran aynı cephede nasıl yer aldı? Hani İran-İsrail arasında kavga vardı? Hani Arap-İran kavgası vardı? Suriye'den Libya'ya Şii milisleri kim taşıyor? Rusya mı, İran mı? İran siyalarını Libya'ya kim gönderiyor? Suudi, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan unsurlarıyla Şii milisleri tek cephede hangi irade topluyor? Ya da hangi ortak düşmanlık? Yemen'de İran-Suud çatışması yaşanırken bu ittifak ya da dayanışma kime karşı? Hani Arap bloğu İran'a karşı kurulmuştu? Hani Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri İran'a karşı savunma hazırlıkları yapıyordu? Hani Amerika ve İsrail İran Arap topraklarını istila edecek diye bazı Arap ülkelerini korkutup istedikleri gibi harekete geçiriyordu? İran tehdidi var diye yüz milyarlarca dolar silah alıyorlar. Bunları kime karşı kullanacaklar? Türkiye'ye karşı mı? Evet, maalesef öyle. Bir zamanlar Arap dünyası İsrail'e karşı seferberken, şimdi Arap rejimlerini Türkiye'ye karşı seferber eden iradeye çok dikkat edilmeli. Şimdi bazı Arap ülkelerinin düşman ilan ettikleri İran'la birlikte Türkiye'ye karşı Libya'da beraber hareket ediyor oluşuna dikkat edilmeli. Mesele sadece Libya değil, Arap dünyası ikinci kez tanzim ediliyor. Birleşik Arap Emirlikleri Muhammed bin Zayed ve Suudi Muhammed bin Selman üstünden yeni bir vesayet statükosu oluşturuluyor. Bu ülkeler üstünden bütün bölge yeniden dizayn ediliyor. Arap rejimleri kurulduktan sonra ikinci kez yeniden biçimlendiriliyor. Körfez ülkeleri üstünden Sudan'da darbe yaptırılıyor. Libya'dan sonra Tunus'u işgal etmek ya da karıştırmak, ardından Cezayir ve Fas'a yönelmek istiyorlar. Tunus, Cezayir ve Fas, Libya'dan sonra Körfez üstünden gelen işgalci dalgaların kendilerine yöneleceğini, kendilerini bile koruyamayan Basra Körfezi ülkelerinin Arap dünyasını biçimlendirmek isteyeceğini, bunun yeni bir tür işgalci dalga olduğunu bilmeli. Bu yüzden savunma hatlarını şimdiden Libya'da kurmalılar. Libya'yı bir talan alanına çevirdiler. Savaş suçu, terör suçu işliyor, egemen bir devleti yok etmeye, ülkeyi ikiye, hatta üçe bölmeye çalışıyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, İsrail, İran, Suriye rejimi, Fransa ve Rusya, Hafter gibi bir terör baronunun arkasına gizlenmiş Libya'yı bölmeye çalışırken, Türkiye, Birleşmiş Milletler'in meşru hükümet olarak gördüğü Milli Mutabakat Hükümeti'ne açık, net ve çok güçlü bir destek veriyor. Hafter terör örgütü ve arkasındaki ülkeler tam da başkent Trablus'a yaklaştığı anda birden işler tersine döndü. Hafter gerilemeye başladı. Birleşik Arap Emirlikleri panik halinde bütün dünyadan silah topluyor, paralı askerler topluyor. Ürdün üstünden kirli bir trafiği harekete geçirecek Hafter'i kurtarmaya çalışıyor şimdi. Afrika ülkelerinden helikopter, Çin ve Rusya'dan hava savunma sistemleri, silah kara borsalarından tedarikler, Malta'dan askeri botlar, binlerce ton silah ve mühimmat uçakları, milyarlarca dolar para, korkunç bir trafik yönetiyor. Bugünlerde bazı hazırlıkları savaştan çok suikast işaretleri de veriyor. Muhammed bin Zayed'in Libya yöneticilerine, hatta Türkiye içindeki bazı kişilere suikast girişimleri olabileceği gözden ırak tutulmamalı. Ama ne yaparsa yapsın kaybedecek. Türkiye iklimi değiştirdi. Daha baskın askeri hareketliliklerle gelecek. İklim değişince ülkelerin pozisyonları da değişmeye başladı. İsrail'in Türkiye ile tam diplomatik ilişki ve Akdeniz enerji kaynaklarında işbirliği yapma yönünde işaret vermesi dikkat çekici. Türkiye-Libya anlaşması Akdeniz'in haritasını değiştirdi. Yakında Ege'de de benzer hareketlilikler olacak. Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri tezleri çökecek, Türkiye'nin tezleri Libya'yı bir arada tutacak. Bu ülke özellikle de Bin Zayed, savaş suçu, terör trafiği, suikast girişimi ve planlaması, kara para operasyonlarıyla çok kötü bir sonla yüzleşecek. Artık ülkemizi sınırlarımızın sıfır noktasından ya da Anadolu içlerinden savunma dönemi geçti. Artık Türkiye önüne gelenin operasyon yaptığı bir ülke değil. Artık bütün coğrafya savunma hattımız. Hem bizim hem coğrafyanın. Türkiye'yi dışarıdan durdurma tezleri çöktü. Hep birlikte içeriye yönelecekler. İçerideki cephe üstünden iş yapmaya ağırlık verecekler. Birleşik Arap Emirlikleri ve Bin Zayed bile bunun için çalışıyor. Ama biiznillah bu da işe yaramaz. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.